Merhaba şiddet izleyenleri, ben Erdem Pabuççıyan. Ben Kerem Enginar. Bugün HTC'nin A9 modelinin UKT yani uzun kullanım testiyle karşınızda olacağız. Evet Kerem, uzun süredir aslında kullanıyorsun cihazı. Bir aya yaklaştı ama tam bir ay oldu. Yani dördüncü haftanın içindeyiz şu anda. Biliyorsun Reader P10 kullanmıştım yine uzun kullanım testi için. Ondan buna geçtim. HTC A9 kullanıyorum bir süredir. Peki yani tam kategorilere girmeden önce ne düşünüyorsun? Ufak bir deneyimlerini alalım. Ya telefonum bazı noktalarda telefondan çok memnunum. Bazı noktalarda da bana sorun yaşattı ve benim beğenmediğim özellikleri var diyebilirim. Hani fiyatı da özellikle düşündüğümüz zaman o bazı eksi taraflar tabii öne çıkıyor. Tabii çok ucuz da bir telefon değil. Fiyat kısmına değineceğiz. Dilerseniz hemen tasarımla başlayalım. Ne diyorsun cihazın tasarımıyla ilgili? Ya bence HTC One A9'un en avantajlı olduğu konu, yani en iyi olduğu konu tasarımı. Çünkü zaten biliyorsun HTC diğer akıllı telefonlarında da tasarım konusunda çok başarılı bir çizgi izliyor. Yekpare metal kasa telefonun 5 inçte olmasından dolayı hani ergonomisi, dışarıdan görünümü gayet güzel. Bu telefonun ben en çok tasarımını beğeniyorum zaten. Böyle masaya koyduğunuz zaman hani gerçekten çok şık bir akıllı telefon olduğunu gösteriyor. Biraz iPhone vari bir tasarımı da var diyecektim ama yani hani oval metal tasarım yaptığınız zaman ve şu arkadaki antenler için çizgileri koymak zorundasınız. Mecburen iPhone'a benziyorsunuz. Ama HTC zaten bu ve buna benzer tasarımları yeni yapmış bir firma değil. M7'ye de benziyor. Evet, benziyor. Yani tasarım konusunda bence çok başarılı bir telefon A9. Peki kısaca puanın neydi tasarım için? Valla 9 puan bence hakkıdır. Bonkör davrandın. Aynen. Tabii sen kullan. Bir şey diyemiyorum. Ben hiç kullanmadım çünkü bu cihazı. Dilersen hemen ikinci kriterimize geçelim. Geçelim. Benim en sevdiğim kriterlerden biri, çünkü önemli saydığım kriterlerden biri ekran. Ekran konusunda benim en çok dikkat ettiğim konulardan biri telefonun boyutunun 5 inç olmasıydı. Biz seninle bunu daha önceki birkaç videoda tabii da konuşmuştuk. 5 yayında konuşmuştuk ekran boyutunda. Evet. Yani 5 inç güzel bir ekran boyutu. Çünkü hem bir şeyler izlerken o ihtiyaç duyduğunuz büyüklükte hani size görüntüleri sunuyor. Hem de yanınızda taşırken işte bir 5.5 inçe göre veya 5.7 inçe göre veya işte tek elle kullanırken daha ergonomik bir ekran yani boyutu. Yani cebindeyken ayakkabını bağlayabiliyorsun. Ya da işte ben tek elle bir şeyler yapabiliyorsun. Kriterim bu. Hani o konuda 5 inç olması ben kullanırken beni mutlu etti. Panel olarak AMOLED panel kullanıyor. Bunu zaten cihazın inceliğinden de fark edebiliyoruz. AMOLED panel kullandığı için oldukça ince bir telefon HTC A9. Çözünürlük olarak 1080p Full HD var ki günümüz standartlarında hani boyutunda 5 inç olduğunu düşündüğümüzde gayet yeterli. Hani ben telefonda daha çok işte Twitch'ten canlı yayın izliyorum veya YouTube videoları izliyorum. Bu tür kullanımlarda gayet keskinliğin ve doygunluğun iyi olduğu hani güzel bir ekran deneyimi yaşadım diyebilirim. Peki puanı nedir ekran için? Puan olarak bence 8 puan uygundur. Tamamdır. O zaman bir sonraki kriterimiz olan performans kısmına geçiyoruz. Ya şöyle düşünüyorum, günlük kullanımda hani birçok şeyi yaparken performansta bir problem yaşatmıyor ama Snapdragon 617'nin darboğaz yaşadığı, işte hem arayüzde hem de bazı oyunlarda kasmalar yaşadığı durumlar oluyor ki aslında batarya ile beraber HTC A9'un eleştirilebileceğim tek yönü performans kısmı. Performans tarafında, çünkü cihazın hani fiyatı da 2000 lira seviyesinde şu anda. Çok rakibi var. Hani evet. Çok daha iyi işlemciler kullanan rakipleri de var. Bu konuda zaten fiyatı biraz uçuk bir telefon aslında, biraz evet, pahalı bir ürün. Zaten son kısmı oraya değineceğiz ikinci el kısmında ama hani çok kötü bir performansı olduğunu düşünmüyorum. Yok yani zaten hani 3 haftalık kullanımda beni öyle hani çok canımı sıkacak vesaire herhangi bir performans sorunu kesinlikle yaşatmadı. Ama işte dediğim gibi yani 2000 liraya satılan bir akıllı telefonda biraz daha akıcı bir performans bekliyorsunuz. O bazı durumlarda işte arayüzde yaşattığı teklemeler falan hani ufak da olsa can sıkıyor. Evet. Bu arada performans tarafında mı konuşmak lazım bilmiyorum ama tam tersi de çok beğendiğim bir özelliği var. Ses performansı. Zaten biliyorsun lansmanda da hani ses performansı anlamında boom sound olarak söylemiyorum da direkt kulaklıktan gelen ses performansı anlamında çok özel olarak çalıştıklarını söylemişti HTC yetkilileri. Son dönemde işte ben SCD'yi de denedim mesela burada. Farklı üst seviye telefonları denedim. Hiçbiri HTC A9'daki kadar iyi bir ses performansı yaşatmıyor. Tabii. Hani bunu da artı olarak söyleyeyim. Çok üstüne gidiyor okulun HTC ve başarılı evet, cidden. Peki performansa puan nedir? Performans tarafına 6 puan. Bence hani fiyatını da düşündüğümüzde tabii uygundur. Evet arkadaşlar, performansa da 6 puan verdik. Şimdi kamera kısmına geçiyoruz. Kamerası nasıl cihazın?
Ya kameranın en büyük avantajı, önce artılarından başlayayım. Optik iman sabitleyici desteğinin olması. Özellikle video kısmında büyük bir avantaj var. Evet, ki aslında hani genelde video tarafında konuşuluyor bu ama fotoğraf tarafında da optik iman sabitleyici ciddi bir etki ediyor. Özellikle düşük ışıklı ortamlarda elinizin en ufak bir titremesi bile fotoğrafa çok ciddi şekilde yansıyor ama optik iman sabitleyici olunca hem fotoğrafta hem de videolarda o titreşimlerin minimuma indirgendiği sonuçlar elde ediyorsunuz. Ama yine fiyat segmentine baktığımızda kameranın genel kalitesinin biraz kendi rakiplerine göre geride kaldığını söyleyebilirim. O HTC'nin aslında genel problemi çünkü evet, her cihazında kendi segmentinde rakiplerinin bir tık aşağısında kalıyor aşağı yukarı. Yani çünkü 13 megapiksellik bir arka kamera var ve hani sensör kalitesi olarak yine bu fiyat segmentinde daha iyi rakiplerinin olduğunu görüyoruz. Yani şimdi ilk aklıma gelen örneğin mesela Galaxy Note 4. Biraz daha kamera kalitesi anlamında G3, iyi bir akıllı telefon. G4 evet, çok daha ucuza da G4 bile daha ucuz neredeyse. Hani G4 bayağı daha iyi HTC One A9'dan. G4 hani kamera kısmında top en üst ligde oynayanlardan biri. Yaklaşık fiyatları da daha bile ucuz kalabiliyor G4, yanlış hatırlamıyorsam. O yüzden çok hoş değil o konuda. Yani o yüzden HTC One A9'un kamerası orta segmentin böyle iyi örneklerinden gibi. Ama biraz amiral gemisi klasmanlarına baktığımız zaman, seviyesine baktığımız zaman geride kalıyor. Ya özellikle de orta segmentte göz kırpıyor ama fiyatı ben aslında hani amiral gemisiyim demek evet, istiyorum. Ama o da işte tasarımdan, işte çok iyi çalışan bir parmak izi sensöründen ve diğer özelliklerinden kaynaklanıyor. Bir işte performans ve kamera kısmında bazı rakiplerinden geri kaldığı su götürmez bir gerçek. Peki, kameraya puanı nedir? Kamerada bence aynı şekilde 6 puan evet, veya 7 de puan da verilebilir. 6.5 diyelim, orada da kalsın. 6.5 biraz daha hakkaniyetli bir puan olacak. O zaman şimdi yazılım ve güncelleme kısmına gelelim. Herhangi bir güncelleme aldın mı sen kullanırken? Ya şöyle, herhangi bir direkt Android güncellemesi almadı. Çünkü HTC One A9'un yine en büyük artılarından biri 6.0 Marshmallow'la ilk gelen telefonlardan da biriydi. Evet, o konuda mesela hani HTC One A9 çok avantajlı bir telefon. Çünkü işte micro SD kartı, dahili depolamayla beraber kullanma ve diğer Android 6.0 Marshmallow özelliklerini güzel güzel kullanabiliyorsunuz. Hatta kimse de yokken kullanabiliyordunuz. Bu da bir avantajdı. Tabii bununla beraber yine Sense'in en son sürümü de var HTC One A9'da. Sense'in de işte Blink Fit gibi, işte Zoe kamera özelliği gibi. Hani birçok özelliği var. Yazılım konusunda gerçekten hem Android tarafında hem kendi arayüzü konusunda başarılı bir telefon. Ben de o konuda mutluydum. Peki puanı nedir yazılım ve güncelleme kısmı için? Ya şimdi son sürümü kullandığı ve Sense arayüzünün de çok ciddi başarılı olduğu tarafları olduğu için bu konuda da 9 puan bence uygundur. Evet arkadaşlar, şimdi en önemli konulardan biri olan batarya kısmına geliyoruz. Aslında cihazın zayıf olduğu noktalardan biri. Ne düşünüyorsun bataryası hakkında? 2150 mAh kapasiteli bir batarya var ama telefon hem 5 inç, yani çok büyük bir akıllı telefon değil, hem de işte 7.3 mm nispeten ince bir telefon olduğu için hani var olacak batarya kapasitesinin 3 aşağı 5 yukarı ne olabileceğini tahmin edebiliyorsunuz zaten. Bu konuda avantajlı olduğu tarafı bir kere AMOLED ekrandan dolayı tabii çok fazla az güç tüketmiyor. Ya IPS'e göre örneğin daha az güç tüketiyor ama yoğun kullanımda bir günü çıkartamıyorsunuz. Yani ben telefonu yoğun kullanan biriyim. Akşam eve gittiğim zaman işte 8'de 9'da telefonu şarj etmem gerekiyor. O günü tamamlayamıyorum. Yani bu çok hayatımda bir sorun olmadı. Çünkü zaten eve gittiğinizde priz bulabiliyorsunuz. Yani şarj edebiliyorsunuz. Bir 20 dakika, bir saat telefonu şarj etsen tüm günde toplar aslında. Hani bu çok günlük hayatınızı etkilemiyor ama içiniz rahat olmuyor. Tabii bir anda hani hemen pil bitebilir. Eğer işte ofise şarj etmeyi unuttuysanız %20 kala ofisten çıktıysanız yolda pilinizin bitme olasılığı var gibi. Ama hani dediğim gibi telefonun yapısı gereği çok yüksek kapasiteli bir batarya olamayacağından böyle bir durum söz konusu. 3 aşağı 5 yukarı ancak bir gün çıkartıyor diyebilirim. Puanın nedir cihazın bataryasına? 6 puan yine aynı şekilde batarya için uygundur. Şimdi son kriterimiz olan aksesuar ve ikinci el kısmına geliyoruz. HTC aslında aksesuar kısmında zengin bir firma. Yani evet, tabii ki bir Apple, Samsung zenginliğinde değil ama aşağı yukarı güzel aksesuarlar sunuyor. Ne düşünüyorsun bununla ilgili? Birincisi Dotwave kılıfı var. HTC'nin diğer akıllı M8 ile beraber çıkmıştı. Yani hatırlamıyorsam Amiral Gibi ile beraber gelmişti. HTC One A9'da da o Dotwave kılıf var. Ama HTC akıllı telefonlarında şöyle garip bir ikilem oluyor. Şimdi genelde Amiral gemilerinde ve işte HTC A9'un tasarımı çok güzel.
Hani şu tasarımı böyle kullanmak istersiniz. Tabii, kılıf kullanmak istemiyoruz. Evet. Bir yandan ama Dotweave kılıfı da ben çok beğeniyorum. Üzerindeki işte o aydınlatmalarla. Oyun bile oynayabiliyorsun. Evet, yani bildirimleri böyle ledlerle görebildiğin falan çok güzel bir kılıf var. Eğer zaten hani bir kılıfla kullanıyorsanız telefonu, alacağınız ilk kılıf Dotweave olacaktır. İkinci el tarafında da zaten telefon birinci elde de fiyatı düştü. Doğal olarak ikinci el fiyatları da nispeten ilk çıktığı zamana göre düştü. Hani düşük, o yüzden hani genel olarak tüm Android cihazlarda olduğu gibi ikinci el piyasasında çok değerli değil. Aslında HTC yine diğer firmalara göre, Android'in diğer firmalara göre bir tık daha yukarıda kalıyor ikinci el kısmında. Evet. Hani o da bir avantaj. Ama yine bir işte Apple ürünlerine kıyasla o kadar değerli olamıyor ikinci elde. Peki puan nedir aksesuarla ikinci el? Aksesuar ve ikinci el konusunda bence 7 puan iyidir. Evet arkadaşlar, 7 puan dedik aksesuar ve ikinci el kısmına da, aşağı yukarı bu şekilde. Son olarak bir şey söylemek istiyor musun? Özetlemek istersen. Ya aslında videonun başında da söylediğim gibi HTC A9'un çok iyi olduğu taraflar da var. Tasarımı işte en son işletim sistemiyle Android'in beraber geliyor olması, ses performansı gerçekten hiçbir telefonda görmediğim kadar iyi. Parmak izi sensörü yine çok hızlı çalışan, çok başarılı bir parmak izi. Ben de One M9 Plus'ta kullanmıştım. Aynı parmak izi gibi değil. Gerçekten başarılı çalışıyor. Yani çok iyi, çok hızlı çalışıyor ama eksik olduğu taraflar da var. Bunlardan birincisi zaten hani videoda hep söyledik. Fiyatı biraz özelliklerine göre fazla olduğunu düşünüyoruz. Kamerası yine biraz geride kalıyor. Onun dışında performansı biraz fiyat segmentindeki diğer rakiplerine göre geride kalıyor. Hani bu telefonu kim alır? İşte çok böyle günlük bir telefon kullanıcıları olur ya, yani çok işin içine performansı katmayan, mail okuyacağım, bir arada sosyal bir medya fotoğraf yapacağım, çekeceğim, bir de sosyal medyada takılacağım diyen bir, evet, iş. Öyle kullanıcılar için uygun ama işte bizim power user dediğimiz, çok böyle telefonla işi dışta olup uzunca aldığı telefonla işler yapmak isteyen kullanıcılar için de hani çok uygun olmadığını söyleyebilirim. Evet arkadaşlar, cihazın artları eksileri bu yönde. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın.